Herkese günaydın. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Biz sabah erkenden kalktık arkadaşlar. Bugün Bozdağ'a gidiyoruz. Bozdağ nereye bağlı aşkım? İzmir'e. Ödemiş İzmir'e bağlı Bozdağ'a gidiyoruz. Oradan etrafında biraz gezeriz bakalım. Birgi'ye falan gidebiliriz belki. Şöyle çantaları hazırladık arkadaşlar. Akşamdan mercimek köftesiyle kurabiye yaptım. Onları koyduk. Sonra burada semaver var. Belki semaver yakarız diye semaveri falan koyduk. Çay aldım, şeker aldım. Ablam da tavuklu pilav yapacaktı arkadaşlar. Yemek gibi yeriz diye. O da onları almıştır. Şimdi onları bekliyoruz. Onlarla birlikte gideceğiz. Tabii ki de sizleri de yanımda götürüyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi gezmeler dilerim. Transit duracağız. Harbiden bak seneye kasa kasa toplayacağız. Ama yeni olur mu bilmiyorum. Bu sene çok da olur. Bozdağ'a çıkarken kısa bir mola verdik arkadaşlar. Bayağı yüksekteyiz. Size hemen manzarayı göstereyim. İspanyol paça ne haber? Patiye düşeceğim şimdi. İspanyol patiye mi? Alın mı motoru? Çay molası verdik arkadaşlar. Şöyle köy kahvaltısı yapan bir yerde durduk. İyice çaysadı bunlar. Termosa çay almayı da unutmuşuz. Artık burada içer yola devam ederiz. Hava da gayet güzel şansımıza. Bakalım yukarısı kar olan yer nasıl bilmiyorum ama buralar şimdilik gayet güneşli. Az önce içtin mi? Ama ısrar edersen içebilir miyim? Hayır, hiç ısrar etmiyorum. Cami mi? Buz var. Tamam işte buralar bak adamlar sandalye yapmış. Buralarda duralım mı biz de? Geçince sandalye. Aynen. Çok saygı burada benim. Düzde bir yerde duracağız o. Yavaş yavaş işte. Aynen. Bozdağ yolunda şöyle bir tarlalarda durduk arkadaşlar. Bembeyaz buralar çok güzel. Ay batıyor. Efe kar kar diye diye alsana kar. Baksana yerler biraz derin. Çok derin. Ay yumuşak yerler batıyor. Hadi bakalım. Efe vuramadın. Tamam onu gidelim. Gelsene sen buraya abla. Ay çok soğuk. Oo bravo enişte tavan ikiden. Ellerim dondu. Eldiven getirmedik ya. Çok soğuk lan. Altı buz, üstü kar. Yeni yağmış üstü. Batıyor bayağı da. Baksana ayakkabılarım kayboluyor içinden.
güzel. Bak bu karlar yumuşak. Oğlum kar topunu göremedik. Bir 100 sene gibi davranıyordum. Oğlum ama yani bu beklediğimiz tarz değil. Aynen de maalesef buz tutmuş. Bunu at YouTube'a. Tam kelebek. Buralar biraz yumuşak değil mi? Efendim üstünü ıslatıyorsun ama. Burası hendek mi? Bir çok içi olmuş. Ama şey şurada var. Ha, oradan mı geliyor? Bak orada dere var, çok güzel. Bakalım. Efe. Ha. Ne yapıyorsun? Yüzüyorum. Yüz bakalım hadi. Şuradaki. Merhaba arkadaşlar. Evet şu anda Bozdağ'ın etiklerindeyiz. Burada manzara çok güzel. Karda biraz eğlendik, kar topu oynadık. Hopladık, zıpladık. Fotoğrafımız çekildi. Şu anda semaverde çay keyfi yapacağız. Kuru odun bulmak bu dönemde zor biraz ama odun ustasında uzmanlaşmış eniştemiz var. Orada bir tane, o bize beraber değil. Yani daha da bulduk. Daha da bulduk onu. Bizim yanımıza gelip duruyor. Bizle alakası yok bu arkadaşın. Çocuğun dışlıya dışlıya. Keyfimiz ellere dert oldu. Biz de işte böyle şeyler yapıyoruz yani. Boş konuşma. O arkadaş gitten buradan uçt. Uçt. Efe neden seni dışlıyor sürekli dayın? Efe şu odun... Ne çok araba geldi ya. Bakalım. Şu odunu getir bakalım. Ya sen ne yapıyorsun Serda Hanımcığım? Ben de çekildiğimiz fotoğraflara bakıyorum. Güzel çok güzel fotoğraflar çıkmış. Evet. Bembeyaz olunca bırak. Etraf. Evet. Karın keyfini çıkarıyor. Efe gözüne gelecek. Ya başlamış kaynamalar. Kar varsa ne yapmadan olmaz. Tabii ki kardan adam. Bakalım nasıl gidiyor. Kollara bak. Sinir oldu. Anam düştü. Çok güzel olmuş yüzü. Kola bak. Bütün yedikleri gövde kısmına gitmiş. Sana durun yapsak. Kolun güçlerindeyiz. Bak onlar da masa malan getirmişler. Tüp getirmişler. Ah canım benim, ne oldu sana? Kıyamam seni ben. Anam, abla gözü düştü. Ben ellemedim. Ben seviyordum. Ben seviyordum. Fazla sevgiye dayanamadım. Bu ne? Elleme, elleme dur. Fotoğraf çekeyim. Yanına gel. Ah, hepi devireceğim. Yapma, dur. Efe'nin burnu akmaya başlamış. Sen de dur yanımda. Seni de çekeceğim. Hadi çek ben gideceğim. O daha kolunla uğraşıyor. Efe de ayrı yapıyor. Dur Serdar. Hadi dayıya bir poz verin bakalım. Dur bir daha çekeyim. Bir daha çekiyorum. Tamam. Çok komik duruyor ama ya. Kapak gibi oldu.
gözü habire düşüyor. Kem gözler üstünde. Misafirimiz var arkadaşlar, evet. Bakın. Çok tatlı. Efe oyna. Gel. Kaçma. Gel. Ben de adama gittim. O da karı çok sevmiş belli. Oo. Ama yerinde durmuyor. Efe geldi. Eğilsene yanına. Kaçıyor habire. Eğilsene yanına. Çomak gibi duruyor. Yemeklerimizi yedik arkadaşlar. Şöyle çay keyfi yapıyoruz. Semaver'in çayı da çok lezzetli oluyor gerçekten. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Ödemiş Boğazdağ'ın eteklerindeyiz. Buraya Salilli tarafından geldik. Manzara çok güzel. Ödemiş Boğazdağ Kayak Merkezi kapalı olduğu için onun hemen bir yakınında 1-2 kilometre gerisinde bir tane düz alan var. Orada zaten gördüğünüz gibi şöyle bir etrafı göster. İnsanlar buraya akın etmiş durumda. Herkes geldi. Kartopu oynuyor. İşte mangalını yapıyor. Biz semaverde çayımızı pişirdik. Çayımızı içiyoruz. Boğazdağ karşısı gördüğünüz gibi. Biz de kayak merkezi kapalı olduğu için o tarafa gitmedik. Ama aslında gitsek daha iyi olabilirdi. Daha önce ben oraya gitmiştim. Burası da çok güzel manzara vardı orada. Biraz daha yakın. İnşallah ilerleyen zamanda kayak merkezi açılır. Biz de o deneyimi yaşamış oluruz. Sizi şimdi manzarayla baş başa bırakıyorum. Geze geze Manisa'ya dönüyoruz artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an Gölcük Gölü'ne geldik. Bayağı büyük burası. Bakın şöyle göstereyim. Hanıma. Hı? Selda edeyim hanıma gibi. Gölcük iki tane ördek var. Bunların boğulmaması. Bak. Gördün mü? Aldık. Kar. Karabatak değil mi? Karabatak. Öyle olacak. Araba. Bak girdi. Onların tüyünden su geçmiyor ki. Hadi baba piknik alanı, kamp yeri. Karavanları kiralıyorlar herhalde. Kendi suyunu yapıyor diyor. Geldik arkadaşlar. Şimdi orada dolaşıyoruz. Böyle sokakları, evleri falan çok güzel. Yeşildeniz falan burada çekilmiş. Oranın konağına da gideriz şimdi hep birlikte. Hadi gezmeye devam edelim. Bir dakika abi ya. Şurada bir tane heykel vardı. Silinmiş mi o? Silinmiş. Şu kahvenin duvarında bir yerde heykel gibi bir şey vardı. Thank you.
Türk arabı değil mi? Evet abi. Sana olan iyidir. Bana hem olan. Yeşildeniz dizisinin çekildiği evmiş arkadaşlar burası. Kimin eviydi hatırlamıyorum ama orada fotoğrafı da var. Şöyle göstereyim, belki hatırlayanlar olur. Bakın şurayı da atmışlar. Burada da her zamanki gibi fotoğrafçımız. Çekimlere devam mı? Evet. Evet. Şöyle içine de girelim. Burası mutfağıymış ama kapalı. Yukarıya ayakkabılarla girilmiyor galiba arkadaşlar. Kalabalık, o yüzden girmeyeceğim. Şöyle burası bahçesi. Sokakları çok güzel arkadaşlar. Şöyle dar hepsi. Dar sokaklardan geze geze dolaşıyoruz bakalım. Pencereye bakın. Burası da Sandıkoğlu konağıymış. Şöyle burada yazıyor. Okumak isteyenleriniz olursa şöyle çekeyim. Ve devam edelim. Bayağı dar. Serdar da arkadan fotoğraf çeke çeke geliyor. Birimiz video, birimiz fotoğraf. Bayağı eski bir ev. Şu şekilde ama mimarisi çok güzel. Duvarları samanla, çamur karışımı galiba. Burası medreseymiş arkadaşlar. Ortasında kuyu da var. Kapı açık mı? Açık değil mi odaları? İsmi ne acaba? Hemen yanında şöyle bir Derviş Ağa kafe var. Keşke buraya girseydik dedi Serdar. Daha önceki girdiğimiz yerde çayı beğenmedik arkadaşlar. Şöyle burada da hamam var. Heh, burada yazıyor. Derviş Ağa Medresesi. 1068'e tamam oldu binada. Ben diğerine çekebiliriz. Tamam mı? Şöyle içerisi açıkmış arkadaşlar. Giriyoruz. İlk önce kuyuya baktım. Üzerini kapatmışlar. Görünüyor mu acaba? Bayağı bir derin. Derin, suyu da aşağıda. Görünmüyor değil mi suyu da? Şöyle bir odaya girelim bakalım.
Ha, kişi çıkmış o da. Gaz lambası, benim lambalardan. Bu bayağı eskiymiş ama. Buradaki ne? İsmi silinmiş. Radyo. Oo, radyo var. Çok eski. Hamurluk. Senit diyorlarmış bak burada buna. Ne? Eski şu. Biz ne diyorduk? Unuttum. Saat. 1900'lü yıllara aitmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradaki de 1940 yapımıymış. Odadan çıkıyoruz. Burada pek bir şey yok, oraya girmeyelim. Şuraya bakalım. Burada neler var? Burası boş. %100 ipek mendil. Dokuma tezgah tarağı. Ve 150 yıllık ipek peştemal. Şöyle burada ibrikler var. Burası ipek arkadaşlar. İpek şallar var burada da. Buradan da çıkalım. Bir yana doya geçelim. Burada. Burada ne varmış? İncir'in tarihçesi. İncir anlatıyor. İncir ağı nereden gelmekte? Böyle uzun uzun yazılar var arkadaşlar. Buraları okumazsınız zaten. Hızlıca geçiyorum. Bir diğer odaya girelim. Şöyle hızlıca. Aa, burası da güzelmiş. Bir şeyin taşması. Daktilo falan var. Ne güzel. Eski telefonlardan. Ventilatör. Kaç yılına ait acaba? Buradan da hızlıca çıkıyoruz. Burası mescit. Orada içeride kimse var mı? Orası mescitmiş zaten, girmemize gerek yok. Burası sunum odası. Sokaklarda. Bura büyükmüş. Bu kadardı arkadaşlar odaları. Şimdi buradan çıkacağız. Kürkçü dükkanına geri döndük arkadaşlar. Ama güzel ve eğlenceli bir gündü. Güzel yerler gezdik, kar gördük, orada biraz eğlendik. İnşallah sizler de seyrederken gitmiş kadar olmuşsunuzdur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.